Bugün belki de tam şu an yanınızda mırıldanan o gizemli, bağımsız ama bir o kadar da sevimli dostlarımızdan kedilerden bahsedeceğiz. Hmm. Nasıl oldu da bu kendi bildiğini okuyan avcılar evlerimizin, hayatlarımızın tam merkezine yerleşti? Evet, bu gerçekten ilginç bir soru. Bu konuyu biraz deşelim dedik. Bugünkü derinlemesine incelememizi de Ay Deret YouTube kanalındaki bilgilere dayandırıyoruz. Hazırsanız, bu kedi serüvenine dalalım mı? Bence harika olur. Çünkü kedilerin hikayesi e, milyonlarca yıl öncesine uzanan kökenlerinden başlıyor. Sonra insanlık tarihindeki yerine kültürlerdeki o inişli çıkışlı yolculuğuna kadar gidiyor. Oo, bayağı kapsamlı yani. Kesinlikle. Özellikle o ilk ataları ve evcilleşme süreci var ya, hani bildiğimizden çok daha şaşırtıcı aslında. O zaman bizim görevimiz de belli. Bu uzun hikayenin en can alıcı, en ilginç duraklarını sizin için aydınlatmak. Hadi bakalım. İlk durak neresi? Nereden başlıyoruz? Çok geriden. Yani kedigiller familyasının kökleri yaklaşık 25 milyon yıl öncesine şey dayanıyor. 25 milyon yıl mı? İnanılmaz. Evet, evet. Bilinen en eski atalardan biri mesela Proailurus yaklaşık e, 25-30 milyon yıl önce yaşamış. Şöyle düşünün, bugünkü ev kedisinden biraz daha iri, ağaçlarda yaşayan bir canlı. Vay canına, ağaçlarda yaşayan bir kedi atası. Aynen. Ama asıl işlerin ilginçleştiği nokta şey Pseudialurus dediğimiz tür. O da yaklaşık 11 milyon yıl önce Asya'da yaşıyor. Peki onun önemi ne? Onun önemi şu. Bugün bildiğimiz bütün modern kedilerin, yani aslanların, kaplanların, vaşakların ve tabii bizim ev kedilerinin ortak atası kabul ediliyor. Anladım. Yani bütün kedigillerin büyük dedesi gibi bir şey. Gibi, evet. Buradan sonra da 8 ana soy hattı ayrılıyor zamanla. Bizim evcil kedinin de içinde olduğu Felis Soy hattı ise yaklaşık 3.4 milyon yıl önce ayrılan en son grup. Peki bu ayrışmalar nasıl oluyor? Ne tetikliyor? E, tabii kıtaların hareketi, göçler, iklim değişiklikleri, mesela Bering Karaköprüsü üzerinden yapılan geçişler falan bu çeşitlenmede de bayağı etkili olmuş. Anlıyorum. Milyonlarca yıl süren bir evrim yolculuğu. Peki sonra bu vahşi hayvanlar nasıl oluyor da bizim hayatımıza giriyor? O eşik nasıl atlanıyor? Genelde biz hayvanları seçip evcilleştiririz ya. İşte kedilerde durum biraz farklı. Evet. Nasıl yani? Şöyle ki, kedilerin büyük ölçüde kendi kendine evcilleştirdiği düşünülüyor. Bu işin en büyüleyici kısımlarından biri bence. Kendi kendini mi evcilleştirmiş? O nasıl oluyor? E, hikaye yaklaşık 10000 bin, bin yıl önce bereketli hilalde başlıyor. Yani tarımın başladığı yerlerde. İnsanlar tahıl üretip depolamaya başlayınca, e, depolar fare, sıçan gibi kemirgenleri çekiyor tabii. Aynen öyle. Ortada bir ziyafet var resmen kemirgenler için. Bu da kimi çekiyor? Afrika yaban kedisini. Yani Felis silvestris libica'yı. Ha anladım. Av bollaşınca yaban kedileri de insan yerleşimlerine yaklaşıyor. Kesinlikle. İnsanlar da bakıyor ki bu kediler onların baş belası kemirgenleri avlıyor depoları koruyor. E memnun kalıyorlar tabii. Yani başta böyle bir çıkar ilişkisi gibi mi başlıyor? Tam olarak öyle. Kasıtlı bir evcilleştirme çabası yok başta. Daha çok karşılıklı faydaya dayalı, yavaş yavaş gelişen bir birlikte yaşama durumu, bir adaptasyon süreci. Çok ilginçmiş bu. Hı hı. Hatta Kıbrıs'ta bulunan 9500 yıllık bir mezarda insanla beraber gömülmüş bir kedi iskeleti var. Bu da ilişkinin ne kadar eskiye dayandığının hani somut bir kanıtı. 9500 yıl vay be. Peki bu kendi kendine evcilleşmeden sonra kültürlerdeki yerleri nasıl şekilleniyor kedilerin? Çünkü çok zıt kutuplarda görüyoruz onları. Mısır'da tanrıça muamelesi görüyorlar. Evet, Antik Mısır'da inanılmaz bir konumdalar. ...hem pratik faydaları var yani haşere kontrolü yapıyorlar... ...hem de tanrıça bastet ile ilişkilendiriliyorlar. Kutsal kabul ediliyorlar. Ama sonra Orta Çağ Avrupası'na gelince işler fena halde değişiyor değil hem mi? Hem de nasıl. Orada da tam tersi bir durum var. Ne yazık ki pagan inançlarla, cadılıkla, şeytanla bir tutuluyorlar. Neden peki? Bu kadar keskin bir dönüş neden olmuş? Ee, o dönemdeki dini atmosfer, kilisenin etkisi, kedilerin o bağımsız doğası gececi olmaları, karanlıkta parlayan gözleri falan insanlara ürkütücü gelmiş. Şeytanın yoldaşı cadıların yardımcısı olarak görülmüşler. Özellikle kara kediler çok çekmiş sanırım o dönemde. Maalesef evet, büyük zulüm görmüşler. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Kedilere bakış açısı kültürel ve dini inanışlara göre nasıl 180 derece değişebiliyor? Ama neyse ki her yerde böyle olmamış. Tabii canım mesela Japonya'daki manekin eko var hani o patisini sallayan şans kedisi figürü ya da İslam kültüründe temizlikleriyle bilinmeleri, Hazreti Muhammed'in kedisi müezzar rivayetiyle saygı görmeleri gibi çok daha olumlu örnekler de var. Peki şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir toparlayalım. Milyonlarca yıllık evrim, o ilginç kendi kendine evcilleşme süreci, kültürlerdeki bu gelgitler… Bütün bunlar bugün yanımızda duran, kucağımızda uyuyan kediyle kurduğumuz ilişki hakkında bize ne söylüyor? Yani bugünkü anlamı ne tüm bunların? İşte bütün bu uzun ve maceralı yolculuk kedilerin bugünkü davranışlarını anlamamız için bir anahtar aslında. Neden bu kadar bağımsız ama aynı zamanda bize bu kadar bağlı olabildiklerini açıklıyor. Yani o vahşi atalardan gelen içgüdülerle binlerce yıllık insanla yaşama adaptasyon bir arada mı bulunuyor? Aynen öyle. O vahşi miras, mesela en olmadık anda bir tüy yumağına karşı inanılmaz bir avcı kesilmelerinde ortaya çıkıyor. Ama beş dakika sonra gelip kucağınızda mırıl mırıl uyuması da o binlerce yıllık bize uyum sağlama sürecinin bir sonucu. Bu ikilen onların doğasında var. Evet, kedisi olanlar bunu çok iyi bilir. Bir an tamamen kendi dünyasındaymış gibi davranır. Bir an sonra gelir, en şefkatli haliyle sokulur. Belki de onları bu kadar çekici yapan da bu, değil mi? Kesinlikle. Bu karmaşık ama bir o kadar da derin bağ, işte o milyonlarca yıllık evrimin ve binlerce yıllık kültürel yolculuğun bir ürünü vahşi atalardan bugünün internet fenomenlerine uzanan gerçekten inanılmaz bir hikaye bu vahşi doğadan evlerimize tanrıçalardan sosyal medya yıldızlarına gerçekten inanılmaz bir dönüşüm kedilerin dünyası e, hala keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu anlaşılan bu keyifli sohbette bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler ben de teşekkür ederim ve insan düşünmeden edemiyor değil mi kedilerin bu müthiş adaptasyon yeteneği ve onlarla kurduğumuz bu özel bağ Acaba gelecekte teknolojinin bu kadar değiştiği, yaşam biçimlerimizin farklılaştığı bir dünyada nasıl bir şekil alacak? O güzel bir soru bu. Bu ilişki daha mı derinleşir yoksa bambaşka bir şeye mi evrilir acaba? Bunu da dinleyicilerimize bırakalım o zaman. <laughs> Unutmayın bu incelemede sizinle paylaştığımız bilgiler Ay Sedret YouTube kanalından derlendi. Eğer kedilerin bu büyüleyici dünyasına daha fazla dalmak isterseniz Ay Sedret kanalına mutlaka bir göz atın. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın tabii. Evet, destek olmak önemli. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.